biology. Satın almaya dair bildiğimiz her şey neden yanlış? Ön söz. Paco Underhill. Çivi gibi bir Eylül akşamıydı. O gün böyle bir hava beklemediğimden spor ceketimin altına yalnızca taba rengi kaşmir bir yelek giymiştim. Kaldığım otelden Martin Lindstrom'la ilk kez karşılaşacağım kalabalık yolcu gemisine gidene kadar soğuk içime işledi. Martin o gün saygın bir İsviçreli düşünce üretim merkezi olan Gottlieb Duttweiler Enstitüsü'nün düzenlediği bir gıda hizmetleri sektörü konferansında konuşma yapmıştı ve konferansın düzenleyicisi David Bossart bizimle görüşmeye can atıyordu. Martin'in adını daha önce hiç duymamıştım. Farklı çevrelerde bulunuyorduk. Ancak Zürih'e uçmadan önce CFK Havalimanı'ndaki kitapçıda Martin'in son kitabı Marka Çocuğu'nu görmüştüm. Martin'i 5-6 metre uzaktan gören biri, babasının saçları aklaşmış göbekli iş arkadaşlarıyla yaptığı sonu gelmeyen toplantılardan birine gönülsüzce sürüklenmiş 14 yaşında bir çocuk sanabilir. Bundan hemen sonraki izlenimi ise bu hafif sarışın yaratığın birden ışıl ışıl parlaması olur. Işığın az sonra söneceğini beklersiniz ama sönmez. Tıpkı Preraphaelit resimlerindeki gibi. Sanki sahne hiç yaratılmamışçasına Martin'den yayılan ışıltı hiç bitmez. Yo, bir film yıldızı gibi değil, tek başına duran bir ilah gibi. Bu adamın üzerinden erdem akıyor. Gözlerinizi kapayınca şaşkınlığınız bir kat daha büyüyor. Şimdiye kadar bu kadar genç bir yüzde böylesine bilgelik dolu bakışlara hiç rastlamadım. Saçına düşen ak ve hafiften ayrık dişleri ona benzersiz bir görsellik kazandırıyor. Eğer bir iş ve marka gurusu olmasa kendisinden imzalı bir resim isteyebilirsiniz. 7 yıl önce o gece aramızda 10 kelimeden fazla bir konuşma geçtiğini sanmıyorum. Ama bu karşılaşma aramızda 5 kıtayı aşan kişisel ve mesleki bir dostluğun başlangıcı oldu. Sydney'den Kopenhag'a, Tokyo'dan New York'a kadar her yerde hep yollarımızı denk düşürmeyi bir şekilde beceriyoruz. Bu buluşmalar her zamanki kahkahalarla, tartışarak ve birbirimize danışarak geçen eşsiz bir zevk kaynağı olmuştur. Martin yılın 300 gecesini yollarda geçiriyor, benim durumum o kadar da kötü değil. Ama belli bir noktadan sonra artık kafanızı koyduğunuz yabancı yastıkları ve kullanılmış uçak biletlerini saymaya son verip yol savaşçıları yoldaşlığına katılıyorsunuz. Martin seyreder, dinler ve üzerinde düşünür. Web sitesindeki biyografisinde reklamcılık kariyerine 14 yaşında başladığı yazıyor. Ama bu olay bana ailesinin onu aynı yaşlarda okuldan alıp bir tekneyle dünyayı dolaşmaya çıkarması kadar ilginç gelmiyor. Ben 14 yaşımda 10 metrelik bir teknede 2 yıl ailemle yaşayamazdım. Martin kendisine hala deniz tuttuğunu ve yaşamını ana vatanı Danimarka'dan ve ailesinden çok uzaklarda olan Sydney'de sürdürmeyi tercih ettiğini söylüyor. Öğrenilmiş söylemler dünyasında bambaşka yollardan geçerek aynı bakış açısına ulaşmış kişilerle görüşlerinizi paylaşıyor olmak kadar hoş bir şey olamaz. Alışveriş antropoloğu, kariyerim boyunca reklamcılar ve pazarlamacılarla her zaman aynı fikirde olmamışımdır. Bir kere 20. yüzyılın marka büyüsüne köklü bir güvensizlik besliyorum. Üzerinde timsah ya da polocu amblemi olan tişörtler giymem. Blue jeanlerimin etiketlerini de sökerim. Aslına bakarsanız benim şirketlere değil, logolarını göğsümde taşıyarak kendilerine ayrıcalık tanıdığım için onların bana para vermesi gerektiğini düşüncesindeyim. Bu yüzden reklamcılığın aslında zorunlu bir baş belası değil, erdemli bir uğraş olduğunu düşünen markalandırma tutkunu biriyle aynı kürsüde buluşmak benim açımdan oldukça tuhaf bir durum. Bizim paylaştığımız şey ister mağazalarda, otellerde, havaalanlarında, ister internette olsun yaptığımız şeyleri neden yaptığımızı anlamayı sağlayacak araçların ve bu davranışın ekonomik sonuçlarının yeni baştan yaratılması gerektiğine olan inancımızdır. 20. yüzyılın sonunda tüccarlarla pazarlamacıların çabalarının ve verimini ölçmek için başvurdukları iki yol vardı. Birincisi satışları izlemekti. İnsanlar neleri satın alıyorlardı ve bu satın alma kalıplarına bakarak ne gibi kesin sonuçlar çıkarabilirlerdi. Ben buna yazar kasa yaklaşımı diyorum. Bu bakışın kusuru, zaferlerinizi ve yenilgilerinizi doğrulamakla birlikte bunların nedenlerini doğru dürüst açıklayamamasıdır. İnsanlar pekala skipi dururken cif fıstık ezmesini alıyorlar. İkinci araç, insanlara sorular yönelterek yapılan geleneksel piyasa araştırması süreciydi. Alışveriş merkezinde dolaşırken insanların yolunu kesiyor, telefonla ulaşıyor, bir odak grubuna davet ediyor ya da bir internet paneline katılmaya çağırıyordu. Kişisel deneyimlerimden biliyorum ki insanların yaptıklarını söyledikleri şeyler ile gerçekten yaptıkları şeyler farklıdır. Söylediklerimizden bu iki aracın işe yaramadığı değil,
yalnızca sınırlı oldukları anlamı çıkar. Reklamcılık ve markalandırma hala işe yarıyor olsa da artık eskisi gibi etkili değiller. Sorun şuradaydı. Veri toplama konusunda başarılıydık ama bu verilerle bir şeyler yapmak da o kadar değil. 90'lı yıllarda pek çok piyasa araştırmacısının ofisi, televizyon reytingleri, satış araştırma veri taramaları ya da binlerce telefon görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili değerlendirme çıktılarıyla dolup taşıyordu. Çocuklarını futbol antrenmanından müzik dersine, çeşitli okul dışı faaliyetlere götürüp getirmeye bir sürü zaman ayıran ve futbolcu anneleri olarak adlandırılan orta sınıftan kadınların yaşlarının 28 ila 32 yaş arasında olduğunu, son model minivanlar kullandıklarını ve Jiffy Skippy'ye tercih eden küçük kasabalarda yaşadıklarını öğrendik. Peki bu enformasyon ne işimize yarıyor? Şakıcı bir arkadaşımın önerdiği gibi bu enformasyonla ne yapabilirim testinin ötesine geçmenin yollarını bile arıyoruz. Bilim ile pazarlama arasında tarihten gelen bir sevgi ve nefret ilişkisi vardır. 1950'lerde akademisyenler başlarını fil dişi kulelerinden uzatarak reklam ajanslarıyla işbirliği yapmaya başladılar. Vance Packard'ın yeni bir ufuk açan kitabı Gizli İknacı'da 10 yıl kadar süren bir altın çağdan söz edilir. Çocuklarını Jell-O ile besleyen annelerin içinin rahat etmesini sağlamak ya da Ford bayinin önündeki seksi spor arabalarının niçin galerinin arka tarafındaki gösterişsiz sedan arabalardan daha çok sattığını anlamaya çalışmak. Çoğu oldukça basit ve mantıklıydı. Üç büyük televizyon kanalının ve kabaca bir düzine popüler derginin varlığı koşullarında bunu uygulamak kolaydı. Ama işler ters gitmeye başladığında ilişkiler çözülme sürecine girdi. 50'li yıllarda Edsel en harika beyinlere ve son derece sağlıklı bir pazarlama bütçesine sahip olduğu halde battı. Bundan 30 yıl kadar sonra da yeni kok gibi dibi boyladı. Son 30 yıl boyunca piyasa araştırmaları bilimi psikolojiden çok yüksek matematiğe dayandı. İstatistik, geçerlilik, örneklem büyüklüğü, standart sapma, Z testleri, T testleri ve benzeri matematiğin mutlaklıkları bir yere kadar daha emniyetlidir. Modern piyasa araştırmacısının işinin bahis oranlarını azaltarak müşterilerini daha iyi kumarcılara dönüştürmek olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor. Onu bir bilimci ile bir kristal küre falcısının karışımı, çabucak sonuç çıkarma ve inanılır bir öykü üretme yeteneğine sahip biri olarak görüyorum. Son 10 yılını yeni araştırma araçları geliştirmeye harcayan Martin, bu kitapta nöropazarlama alanına adım atıyor. Kitapta tıp bilgisi ve teknoloji ile pazarlamanın yeni etkileşim süreci anlatılıyor. Beynin uyarılmalarını anlamanın bir yolu olarak beyin tarama olanağının ortaya çıkmasının etkisi ele alınıyor. Coca-Cola'nın logosuna beynin hangi kısmı tepki veriyor, cinselliğin beynin hangi kısmına hitap ettiğini nasıl anlıyoruz? Yolculuğunuzun keyifli ve bilgilendirici olacağını garanti ederim. Martin, Japonya'daki balıkçı köylerinden Paris'in kapalı kapıları ardındaki şirket yönetimi kurallarına ve İngiltere'nin Oxford kentindeki tıp laboratuvarlarına kadar birçok yerden topladığı öğretici nitelikte büyüleyici bir içgörüler hazinesini önünüze seriyor ve öyküler anlatıyor. Markalar ve markalandırma ile ilgili düşünceleriniz nasıl olursa olsun, hatta bu konuda hiç görüşünüz olmasa bile hep daha fazlasını istemenizi sağlıyor. Üreme ile zevk arasındaki bağ koptukça cinsel uyarılmanın beynin değişik kısımlarına göç ettiğine de tanık olacak mıyız acaba? Geri bas Michael Crichton burada bilim kurgu zaman makinesinden ya da nanoteknoloji cinnetinden söz etmiyoruz. Söz konusu olan Martin Lindstrom ve onun harikulade yeni kitabıdır. Giriş. Gerçeği kabullenelim, hepimiz tüketiciyiz. Aldığımız şey ister bir cep telefonu, ister kırışıklıkları önleyen bir İsviçre kremi, isterse bir şişe Coca-Cola olsun, alışveriş günlük yaşantımızın devasa bir parçası. Bu yüzden aralıksız her gün pazarlamacı ve reklamcılardan gelen yüzlerce olmasa bile en azından düzinelerce mesajın bombardımanı altındayız. Televizyon reklamları, otoyol tabelaları, internetteki bannerlar, alışveriş merkezlerinin ön cephelerini kaplayan duvar panoları, bir sürü marka hakkında tanıtıcı enformasyon sürekli ve her yönden büyük bir hızla üzerimize yağıyor. İyi ama her gün tutulduğumuz bu sonu gelmeyen reklam sağanağı altında bunların herhangi birini nasıl aklımızda tutabiliriz? Hangi enformasyonun bilincimize kadar ulaşacağını ve hangisinin anında unutulan Pampers reklamları ve tüketici zihninin diğer akılda kalmaz karşılaşmaları gibi beynimizin endüstriyel çöplüğüne gideceğini belirleyen nedir? Bu noktada ister istemez sayısız otel ziyaretlerimden biri aklıma geliyor.
yabancı bir şehirde otel odama doğru giderken oda anahtarını ya da kartını bir yere bıraktığımı anımsıyordum. Ama nereye baktığım daha saniyenin binde birinde aklımdan uçup gitmişti. Bu bilgi beynimin sabit diskinden anında yok oluvermişti. Neden? Ben bilincinde olayım ya da olmayayım. Beynim aynı anda bir yığın enformasyonu işlemden geçiriyordu. Hangi şehirde ve saat kuşağında bulunduğumu, bir sonraki randevuma kaç saat kaldığını, en son ne zaman bir şeyler yediğimi ve kısa süreli bellek kapasitemizin sınırlılığı yüzünden oda anahtarımın nerede olduğu bilgisi bunlar arasında kendine yer açmamıştı. Söylemek istediğim şey, beynimizin sürekli enformasyon toplamak ve süzgeçten geçirmekle uğraşıyor olduğudur. Bazı enformasyon parçaları uzun süreli depolanır, başka bir deyişle belleğe yerleşir fakat çoğu dış kapının önünde yığılarak unutulmaya terk edilir. Bu süreç bilinç dışı ve anında olmakla birlikte her gün, her dakika, her saniye sürüp gider. Şu soru bana sık sık soruluyor. Niye nöropazarlama hakkında bir kitap yazmaya kalkıştım. Üstelik aynı anda birkaç işi birden yürütüyor, üst düzey yöneticilere tavsiyelerde bulunmak amacıyla dünyanın dört bir köşesine yolculuklar yapıyor ve inanmayacaksınız ama evimi yılda 60 gün zor görebiliyorum. Öyleyse ne demeye bu kadar sıkışık bir çalışma takvimine, bugüne kadar gerçekleştirilmiş benzerlerinin en geniş kapsamlısı olan bir araştırmayı almaya kalkıyordum. Çünkü şirketlere daha iyi ve kalıcı markalar oluşturmaya yönelik danışmanlık çalışmalarım sırasında bugün pazardaki markaların çoğunun oda anahtarlarından farksız olduğunu keşfettim. Yurttaşım Hamlet'ten acemice bir alıntı yapmak gerekirse, reklamcılığın halinde çürümüş bir şeylerin varlığını fark ettim. Çok sayıda ürün zor ayakta duruyor, düşe kalka ilerliyor. Hatta daha kapının ağzında düşüp kalıyordu. Geleneksel araştırma yöntemleri işe yaramıyordu. Bu durum bir marka danışmanı olarak bende takıntıya dönüştü. Belli bir giyim markası, belli bir otomobil modeli ya da bir tıraş kremi, şampuan veya çikolata çeşidinin tüketicileri neden cezbettiğini ortaya çıkarma isteğine kapıldım. Bunun yanıtının beynin bir yerinde olduğunu fark ettim ve eğer açığa çıkarabilirsem bunun reklamcılığın geleceğinin biçimlendirilmesine yardımcı olmakla kalmayacağını, aynı zamanda tüketiciler olarak hepimizin düşünme ve davranış tarzı üzerinde devrimci bir etkide bulunacağına inandım. Yine de kaderin cilvesine bakın ki tüketiciler olarak bizim bu soruları kendimize sormamız mümkün değil. Çünkü çoğunlukla yanıtlarını bilemiyoruz. Bana odanın anahtarını yatağın üzerinde mi, yemek masasında mı, banyoda mı, yoksa uzaktan kumanda aletinin altında mı unuttuğumu soracak olsaydınız, en azından bilinçli olarak en küçük bir fikrim bile olmadığını söylerdim. Elimdeki iPod Nano'yu, Casio saatimi, Starbucks'ın chai latte'sini veya Calvin Klein Blue Jean'imi neden satın aldığımı merak edenler de olabilir. Doğrusu hiçbir fikrim yok, öylesine aldım işte. Eğer pazarlamacılar beyninizde bizi şu ya da bu markayı seçmeye yönelten ne gibi bir işleyiş olduğunu, hangi enformasyonun beynimizin süzgecinden geçtiğini, hangisinin geçemediğini açıklığa kavuşturabilirlerse, bu geleceğin markalarının yaratılmasında gerçekten anahtar rolü oynayabilir. Tüketicilerin, markaların ve bilimin dünyasına milyonlarca dolara mal olan 3 yıllık bir yolculuğa çıkmamın nedeni işte budur. Kitapta göreceğiniz gibi çok geçmeden pazarlama ile bilimin baştan çıkarıcı evliliği olan nöropazarlamanın insan beynine açılan bir pencere olduğu sonucuna vardım. Bu uzun süredir yolunu gözlemlediğimiz bir şeydi. Nöropazarlama benim biyoloji olarak adlandırdığım şeyi yaşamlarımızda her gün aldığımız satın alma kararlarına yön veren bilinçaltı düşünceler, duygular ve arzuları açıklığa kavuşturmanın anahtarıydı. İtiraf etmeliyim ki insanın zihnini gözleyebilen bir bilim fikri pek çok kişinin tüylerini diken diken ediyor. Beyin tarama lafını duyduğumuzda çoğumuzda hemen paranoyaya varan bir imgelem oluşuyor. Bu gözümüze sanki kişi haklarına en büyük tecavüz, kötü niyetli ve dev bir röntgenci Tom, en gizli düşünce ve duygularımızı dikizleyen röntgen ışınlı bir gözlük gibi görünüyor. Kongreye nöropazarlamaya son verilmesi için başvuruda bulunmuş olan Ticari Alarm adlı kuruluş, beyin taramanın insanların zihnini ele geçirerek ticari amaçla kullanmak üzere geliştirildiğini iddia ediyor. Bu kuruluş, Emory Üniversitesi Başkanı James Wagner'e gönderdiği bir mektupta, Emory'nin nöroloji dalı nöropazarlama dünyasının merkez üssü olarak adlandırılır, uyuşturucu bağımlılığı konusunda uzman bir nörolog, bilgisini ürünle bağlantılı tasarımlar kullanarak hastalara ürün iştahı aşılamak
amacıyla kullanmaya kalkışırsa ne olacak diye soruyordu. Örgüt ayrıca ABD Senatosu'na sunduğu dilekçede bunun yeni bir totaliter rejime, iç çatışmalara, savaşlara, soykırıma ve sayısız insan ölümüne yol açabilecek bir siyasi propaganda aracı olarak kullanılıp kullanılmayacağı sorusunda da ortaya atmıştı. Ticari alarma ve görüşlerine sonsuz bir saygı duymakla birlikte kesinlikle haksız olduklarına inanıyorum. Elbette ki her yeni teknolojide olduğu gibi nöropazarlamanın da kötüye kullanılma olasılığı ve buradan kaynaklanan bir etik sorumluluk söz konusudur. Bu sorumluluğu son derece ciddiye alıyorum. Çünkü eninde sonunda ben de bir tüketiciyim ve şirketlerin bizi manipüle etmesine ve zihnimizi kontrol altına almasına yardımcı olmak hayatta son isteyeceğim şeydir. Fakat nöropazarlamanın, yozlaşmış hükümetlerin ya da üçkağıtçı reklamcıların haince emellerinin bir aracı olduğuna inanmıyorum. Onun tıpkı çekiç gibi sıradan bir araç olduğunu düşünüyorum. Evet, çekiç yanlış ellerde olursa insanın kafasına öldürücü bir darbe indirmek için kullanılabilir. Ama bu çekici yasaklamayı, bütün çekişleri toplamayı ya da ambargo koymayı gerektirmez. Aynı şey nöropazarlama için de geçerli. O sadece biz tüketicilerin bir ürün ya da markayla karşılaştığımızda neler düşündüğümüzü açıklığa kavuşturmaya yarayacak bir araçtır. Hatta bazen pazarlamacıların farkına varmadan bizi kandırıp aklımızı çelmek için el altından kullandıkları yöntemleri de açığa çıkarabilir. Şirketlerin beyin taramayı kullanarak tüketicilerin zihinlerini kontrol altına almasına veya bizi robotlaştırmalarına yardımcı olmak gibi bir niyetim yok. Belki bir gün uzak bir gelecekte bu aracı yanlış yönde kullanmaya kalkışabilecek kişiler çıkabilir. Ama benim umudum büyük çoğunluğun bu aracı iyiye kullanacağı yönündedir. Kendimizi, isteklerimizi, arzularımızı ve içimizdeki dürtüleri daha iyi anlamak ve bu bilgiyi iyi niyetlerle ve pratik amaçlarla kullanmak ve bana soracak olursanız böyle yapmamak için aptal olmak gerekir. Ben neye inanıyorum? Konu ister özel tasarımlı bir gömleği niçin satın aldığımız, isterse bir adayı nasıl değerlendirdiğimiz olsun. Kendi akıl dışı davranışlarımızı daha iyi anladığımızda kontrolümüzün azalmayıp artacağına inanıyorum. Çünkü reklamcılıkların hile ve taktiklerinin tuzağına nasıl düştüğümüzü daha iyi anlarsak kendimizi onlara karşı daha iyi savunabiliriz. Ve şirketler bilinçaltı gereksinim ve arzularımızı ne kadar iyi tanırlarsa pazara o kadar yararlı ve anlamlı ürünler sunacaklardır. Kaldı ki pazarlamacılar hep önümüze bizi kendine aşık edecek ürünler sürmek istemezler mi? Bizi duygusal bakımdan etkileyecek ve yaşantımızı zenginleştirecek ürünler hem daha çok kazandıran hem de tüketiciyi memnun eden daha çok ürün olduğunu hayal edin. Ne güzel bir birleşim değil mi? Şimdiye kadar şirketler tüketicilerin isteklerini ya da onları gözlemleyerek ya da doğrudan kendilerine sorarak öğrenebiliyorlardı. Başka bir yol yoktu. Nöropazarlamayı bir Venn diyagramının örtüşen 3 dairesinden biri olarak düşünün. 1881'de geliştirilen Venn diyagramının yaratıcısı, ağırbaşlı protestan bir aileden gelen İngiliz mantıkçı ve felsefeci John Venn'dir. Esas olarak küme teorisi olarak adlandırılan ve matematikte kullanılan Venn diyagramı, farklı soyut nesnelerden oluşan çeşitli kümeler arasındaki bütün olası ilişkileri gösterirler. Başka bir deyişle dairelerden biri söz gelimi erkekleri, ikincisi koyu saçlıları, üçüncüsü de bıyıklı erkekleri temsil ediyorsa, dairelerin örtüştüğü orta bölge koyu saçlı ve bıyıklı erkekleri temsil eder. Ama bir Venn diyagramındaki iki dairenin geleneksel pazar araştırmasının iki dalını kalitatif ve kantitatif temsil ettiğini düşünürseniz, aramıza yeni katılan bu yeni çocuğa, yani nöropazarlamaya yer açmanın zamanı gelmiştir. İşte bu üç dairenin örtüştüğü ortak bölgede pazarlamanın geleceği yatmaktadır. Tüketicilerin hepimizin düşünce, duygu, motivasyon, gereksinim ve arzularını gerçekten ve tam olarak anlamanın anahtarı. Kuşkusuz nöropazarlama her şeyin yanıtı değildir. Genç bir bilim olarak bugün insan beynini anlamaktaki yetersizliğimizle sınırlıdır. Fakat iyi haber, bilinç dışı zihnimizin davranışlarımıza nasıl yön verdiği konusundaki kavrayışımızın artmakta olmasıdır. Bugün dünyanın dört bir köşesindeki önde gelen araştırmacılar bu büyüleyici bilime götüren geniş yollar açıyorlar. Sonunda ben de türünün en geniş kapsamlı nöropazarlama araştırması olan bu kitabı bu gelişen bilgi dağarcığına kişisel bir katkı olarak görüyorum. Eğer amacıma ulaşmayı başarabilseydim, ilgimizi bir ürüne çeken ya da bizi bir üründen soğutan şeyin ne olduğu konusunda kafalarımızda nicedir yer eden efsane, varsayım ve inanışları tepe taklak edecek bir katkı. Umarım kitabımı beğenir, ondan bir şeyler öğrenir ve bu sayede
biyolojimiz bizi satın almaya motive eden çok çeşitli bilinçaltı kuvvetler hakkında daha iyi kavrayış kazanırsınız. 1. Kanın beyne hücum etmesi. Şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı nöropazarlama araştırması. Sigara tiryakileri gergin ve huzursuz bir haldeydi, kendilerinin neyin beklediğini bilemiyorlardı. İngiltere'nin Londra kentinde nöro görüntüleme bilimleri merkezine ev sahipliği yapan tıp binasının önünde baş başa vermiş yağmuru ve kararan gökyüzünü seyrediyorlardı. İçlerinden bazıları kendini sabahları ve öğle yemeğinden sonra birer sigara içen, bilemedin arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği akşamlarda belki yarım düzine kadar daha içen sosyal içici olarak tarif ediyordu. Diğerleri uzun bir süredir günde 2 paket götüren tiryakiler olduklarını gizlemiyordu. Hepsi de mutlaka Marlboro ya da Camel, hep aynı markaya sadık kalmıştı. Araştırmanın kurallarına göre 4 saat boyunca sigara içmeyeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden içlerine mümkün olduğunca çok nikotin ve katran depolamaya uğraşıyorlardı. Arada bir çakmaklar, kibritler yakılıyor, duman halkaları üfleniyor, en içleri ortaya dökülüyordu. Acaba canları yanacak mıydı? Tam George Orwell'lik bir durumdaydılar. Makine acaba kafaların içini okumayı başarabilecek miydi? Binanın içinde her tıp laboratuvarında olduğu gibi antiseptik ağırbaşlı, sakinleştirici, ruhsuz bir ortam vardı. Bembeyaz soğuk koridorlar ve donuk gri kapılar. Araştırma başlarken ben de tıkış tıkış sıralar, sayısal cihazlar, 3 dev bilgisayar ve beyazlar içindeki bir grup araştırmacının arasında kokpite benzer bir kontrol kabininde geniş bir camın önündeki yerimi aldım. Dev bir çörek halinin heykeline benzeyen ama çok sert ve uzun bir dili olan 4 milyon dolarlık devasa bir makinenin işlevsel manyetik rezonans görüntüleme tarayıcısının boydan boya kapladığı bir odaya bakıyorduk. Bugünün en ileri beyin tarama tekniği olan fMRI, tüm vücuda oksijen taşıyan al yuvarlardaki hemoglobinin manyetik özelliklerini ölçer. Başka bir deyişle fMRI, beyinden geçen oksijenli kan miktarını ölçerek 1 milimetre kadar küçük bir alanı tespit bile edebiliyor. Bildiğiniz gibi beyin özel bir görev üzerinde çalışırken daha fazla yakıt, yani esas olarak oksijen ve glikoz talep eder. Bundan ötürü beynin bir bölümü ne kadar yoğun çalışırsa yakıt tüketimi, dolayısıyla oraya oksijenli kan akışı o kadar artar. Demek ki fMRI taraması sırasında beynin hangi kısmı kullanılıyorsa o bölge kıpkırmızı parıldar. Böylece nörologlar bu hareketliliği izleyerek herhangi bir anda beyinde hangi alanların faaliyet halinde olduğunu saptayabilirler. Nörologlar 4 çeker bir araba boyutlarındaki 32 tonluk bu cihazı genelde tümörleri, inmeleri, eklem yanmalarını ve röntgen ve BT bilgisayarlı tomografi taramasında görülemeyen diğer tıbbi durumları tespit etmek için kullanıyorlar. Nöropsikiyatrlar fMRI cihazlarından psikoz, sosyopati ve çift kutuplu rahatsızlıklar gibi tedavisi zor belirli psikiyatrik rahatsızlıkları aydınlatmakta yararlanıyorlar. Oysa bekleme odasında oflayıp puflayarak sohbet eden, odayı arşınlayıp duran sigara tiryakileri ne hastaydılar ne de herhangi bir zihinsel rahatsızlıkları vardı. Onlar ABD'nin diğer kesimlerinden seçilmiş benzer bir tiryaki grubuyla birlikte onlarca yıldır sağlık uzmanları, sigara şirketleri, sigara tiryakileri kadar sigara içmeyenlerin de kafasını meşgul eden bir sırrın derinlerine, daha doğrusu beynin içerisine inmemi sağlayacak çığır açıcı bir nöropazarlama araştırmasına katılmak üzere özenle seçilmişlerdi. Sigara paketlerinin üzerine en çarpıcı şekilde konulan sağlık uyarılarının tiryakiler üzerinde hiç demesek bile son derece az bir etkisi olduğunu uzun bir süredir gözlemliyorum. Sigara ölümcül kansere yol açar. Sigara amfizeme neden olur. Hamileyken sigara içmek kusurlu doğuma neden olur. Tamamen doğru. Tartışılacak bir yanı yok. Üstelik bunlar yalnızca hafife alınacak Amerikanvari uyarılar da değil. Avrupalı sigara üreticileri uyarıları gözden kaçması olanaksız kopkoyu renklerle ve iri harflerle yazıyorlar. Portekiz'de Camel paketindeki devenin resmi küçültülerek çocukların bile anlayabileceği yazılar kondu. Fumar pata, mata, sigara içmek öldürür. Ama hiçbir Kanada, Tayland, Avustralya ve Brezilya'daki
ve yakında İngiltere'de uygulamaya girecek olan uyarılarla boy ölçüşemez. Bu ülkelerde ciğer tümörleri, kangrenli ayaklar ve parmaklar, ağız ve gırtlak kanserlerinin yol açtığı açık yaralar ve dökülen dişlerin renkli resimleri paketlerin üzerine konarak gerçekler olanca korkunçluğuyla sergileniyor. Hiç değilse bu görüntülerin tiryakileri sigara içmekten vazgeçireceğini düşünebilirsiniz. Oysa 2006'da dünya çapında uygulanan tütün reklamı yasağına tıp dünyasının sık sık yaptığı sert uyarıları ve devletlerin yoğun sigara aleyhtarı kampanyalarına karşın tüm dünyada tiryakilerin 50.763 milyar sigara içiyordu ve bu sayı free shoplar ile kara borsada satılan sigaraları kapsamıyordu. Bir keresinde Avustralya'da bir mağazada tezgahtarın bir paket sigara isteyen bir müşteriye üzerinde ciğer resmi olan paketten mi istersiniz yoksa kalp ya da ayak resmi olandan mı diye sorduğuna tanık oldum. Bu tercihin ne sıklıkta yapıldığını sordum satıcıya. Sigara alan müşterilerin yarısının böyle bir tercihte bulunduğunu öğrendim. Sigaranın zararları hakkında bunca bilgiye karşın dünyadaki yetişkin erkeklerin yaklaşık 3'te 1'inin içmeye devam ettiği tahmin ediliyor. Her gün yaklaşık 15 milyar sigara satılıyor. Bu dakikada 10 milyon sigara eder. Milyonlarca içicinin sigaranın Parkinson hastalığına iyi geldiğine, şizofreni belirtilerini iyileştirdiğine, beyin hücrelerinin etkin çalışmasını sağladığına, iş performansını yükselttiğine inandığı Çin'de erkek doktorlarının %60'ı da dahil olmak üzere 300 milyon kişi sigara tiryakisi. Yılda 1.8 trilyon sigara satışıyla bugün Çin tekeli yeryüzündeki tüketilen sigaraların yaklaşık 3'te 1'inden sorumludur. Tüm dünyada tütün kullanan 1.4 milyar insanın oldukça büyük bir bölümünü Çinliler oluşturmaktadır. Dünya Bankası bu sayının 2025 yılında yaklaşık 1.6 milyara çıkacağını öngörüyor. Çin, ABD, Rusya, Japonya ve Endonezya'nın toplamından daha fazla sigara tüketmektedir.